Bu bölümde farklı veri formlarının neler olduğu, bu verilerin ne şekilde tasdif edileceği, işleneceği ve doğrulama kriterlerinin neler olabileceğinden bahsedeceğim. Sözlü kaynakları kullanarak yapılan belgeleme çalışmasında üretilen belge türleri şunlar. Görüşme kayıtları, bunlar hem ses kaydı ve varsa görüntü kaydı, görüşmenin orijinal dilinde yapılan deşifresi, gerek görüldüğü durumda deşifrenin raporlama diline çevirisi ve görüşme anda çekilen fotoğraflar hukuki belgeler kısmını diğer bölümlerde detaylı olarak inceleyeceğimiz için buna çok e, detaylıca girmek istemiyorum. Ancak kısaca e, belli başlı hukuki belgelere örnek verecek olursam bunlar avukatlar aracılığıyla ulaşılabilecek soruşturma ve dava dosyaları, ulusal ve uluslararası mahkeme kararları davalara sun sunulan uzmanlık raporları e, belgeleme çalışması için yararlanabileceğimiz hukuki kaynaklar arasında sayılabilir. Diğer bir tür veri formu ise e, medya taraması sonucunda ulaşılan verilerdir. Bunlar e, internet taraması sonucunda ulaştığımız internet sayfaları, e, o sayfalarda yer alan haber içerikleri, fotoğraflar ve videolar olabileceği gibi e, basılı materyaller de olabilir. Son olarak, e, ulusal ve uluslararası alanda yaptığımız belgeleme çalışmasını destekleyecek nitelikte bilgi üreten e, diğer kurumların yaptıkları raporlamalarda e, sıkça kullanılan belgeleme kaynakları arasında sayılabilir. E, bir belgeleme çalışması yaparken hangi konula, konuyla ilgili bilgi ve veri topluyor olursak olalım. Bilgi verici herhangi bir kaynak içerdiği bilgi çok kısıtlı olsa dahi dışarıda bırakılmamalıdır ve kayıt altına alınmalıdır. Ne kadar fazla birbirinden bağımsız kaynaktan veri toplarsak bu belgeleme çalışması sonucunda elimizdeki veriyi o kadar hatasız ve eksiksiz yapar. Hem de farklı bağımsız kaynaklardan gerçekleştireceğimiz doğrulama işlemini kolaylaştırır. Doğrulama konusuna biraz sonra daha detaylarıyla gireceğim. Ee, görüşme kayıtlarının temel olarak ses ve görüntü kayıtları ve deşifrelerden oluştuğunu söylemiştim. Deşifre konusunu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Ee, her ne kadar görüşme kayıtlarının e, yazılı e, hale getirilmesi çok kolay bir işlenmiş gibi görünse de aslında öyle değil. Zira zaman içinde pek çok görüşmenin içeriğine tekrar dönülmek istendiğinde ses ve görüntü kayıtlarına değil bu görüşmelerin deşifrelerine dönülerek bu yapılır. Yine belli verileri çekmek, belli analizleri yapmak için de yazılı görüşme içerikleri kullanılır. Metin analizi yapan programları kullanan araştırmacılar da deşifrelerden yararlanırlar. Deşifrelerin görüşmenin içeriğini eksiksiz ve birebir olarak yansıtması şart. Hatta Sözel ifadeler dışındaki ifadeleri, duraksamaları, ağlamaları, sesteki çatallaşmaları da yansıta, yansıtacak şekilde yapılan deşifreler e, görüşmenin duygusunun olabildiğince deşifreyi okuyan kişiye geçmesini sağlar. Mümkün olduğu durumda görüşmeyi yapan kişi e, deşifreyi de yapabilirse tam da bu tarz söz özellikle de sözel olmayan ifadelerin aktarımları daha eksiksiz olarak yapılabilir. Bunun çoğu durumda mümkün olmadığı bir gerçek. Bu durumda da deşifre yapılırken e, dikkat edilmesi gereken kurallar bütünü yazılı hale getirilerek deşifre yapacak kişilerle paylaşılmalıdır. Görüşme dilinde deşifre yapılmalıdır. Daha sonra ihtiyaç duyulduğu durumda raporlama diline de deşifrelerin e, çevrilmesi mümkün olabilir. Görüşme yapılan kişilerden e, görüşmenin e, içeriğinin ne şekilde kullanılacağına dair izin alınması zorunluluğundan e, daha önce bahsetmiştim. Özellikle de deşifreler yapıldıktan sonra bu izinler doğrultusunda tekrar gözden geçirilir. Zira görüşme anında görüşme yapılan kişi e, belli noktalarda bu, bu e, kısmı kullanmayın demiş olabilir. Ya da görüşme sonunda e, izin formunu doldururken belli kısımların çıkarılmasını talep etmiş olabilir. E, hatta her türlü paylaşım izni verilmiş olsa dahi, deşifreler yapıldıktan sonra görüşme içeriklerinin, görüşme yapılan kişiye zarar verecek herhangi bir içeriğin olup olmadığını kontrol etmek üzere tekrar bir gözden geçirilmesi çok yerinde olacaktır. E, i̇zin çerçevesinde tekrar gözden geçirilen deşifrelerde ve ses ve görüntü kayıtlarında herhangi bir değişiklik yapıldıysa bu farklı üç tür belge formu iki ayrı formatta kaydedilir. Ses ve görüntü kayıtları dijital ortamda oldukça yer kaplayan yüklü dosyalar. Ancak bu alandaki teknolojik gelişmeler artık bu dosyaların kalitesini düşürmeden daha düşük boyutlarda saklanabilmesine imkan sağlıyor. Görüşme kaynaklarının dışında e, hukuki belgeleri, e, medya taramalarını ve raporları kaynaklar arasında saymıştım. Medya taramasını e, internet üzerinden yapabileceğimiz gibi eski tarihli ya da dijital ortama aktarılmamış e, basılı gazete ve dergiler üzerinden de yapabiliriz. İnternet taramasıyla ulaştığımız verileri sadece internet linkleriyle birlikte kaydetmemeliyiz. Herhangi bir içeriğin internette sonsuza kadar e, kalmasının herhangi bir garantisi yok. E, belgeleme çalışması yaparken belgeleme çalışmamız için çok önemli gördüğümüz ve internetten ulaştığımız herhangi bir kaynak e, web sitesinin kapanması ya da sunucunun çökmesi gibi sebeplerle e, internetten, internet ortamından kaybolabilir. Bugün internet sitelerinin, internet sayfalarının tümünü, tüm bağlantılarıyla birlikte kaydetmeye imkan sağlayan programlar da mevcut. Sadece internet sayfasındaki herhangi bir içeriği, tekir bir içeriği kaydetmek ise oldukça kolay. İnternet sayfasını yazdır seçeneğine tıkladıktan sonra PDF olarak kaydetmek. Mümkün ve farklı eklentilerle de bu sayfaları reklam ve benzeri içeriklerden temizleyerek kayıt altına alabilirsiniz. Bu şekilde yapılan kayıtlar da içinde arama yapılabilen kayıtlar olduğu için sonrasında da işimiz çok kolaylaşacaktır. Eski tarihli ya da dijitalleştirilmemiş. Gazete ve dergilerin basılı kopyaları taranırken kullanılabilecek de pek çok farklı program var. Ee, bugün e, akıllı telefonlara yüklenebilen uygulamalarla bile e, bu taramayı gerçekleştirmek mümkün. Hatta bazı uygulamalar doğrudan içinde arama yapılabilir formatta bu e, tarama işlemini gerçekleştiriyorlar. Sadece fotoğraf olarak taranan e, belgeleri de aranabilir formata dönüştürebilen programlar mevcut. Rapor taramalarında medya taramayla aynı şekilde kayıt altına alınabileceğini söyleyerek bunun detayına çok girmek istemiyorum. Bütün bu farklı türden belgeler yapılacak sınıflandırmaya göre birbiriyle ilişkilendirilecek şekilde dosyalanır ve kayıt altına alınır. Ne türden bir ihlalle ilgili belgeleme çalışması yaptığımıza bağlı olarak kişi ya da olay, mekan bazlı sınıflandırmalar yapabiliriz. Örneğin, zorla kaybedilmelere yönelik olarak bir belgeleme çalışması yapıyorsak, zorla kaybedilen bir kişiyle ilgili farklı kaynaklardan topladığımız farklı veri türlerini bir arada dosyalamayı seçebiliriz. Ya da çatışmanın yoğun olarak yaşandığı tek bir günde gerçekleşen farklı türden ihlalleri bu ihlaller temel, temelinde sınıflandırmayı ve dosyalama seçeneğini uygulayabiliriz. Belgeme faaliyeti yürüten insan hakları örgütleri için her türden bilgi doğrulanmaya muhtaçtır. Bir ihlal olayının, örneğin çatışma sonucu gerçekleşen ölüm olayının Tüm boyutları ilk başta doğrulanamayabilir. Yeni veriler toplandıkça e, tüm olay açıklığa kavuşturulabilir. Doğrulanmamış bir veri, e, bu o verinin bir verinin doğrulanmamış olması, e, o verinin güvenilir olmadığı ya da yanlış olduğu anlamına gelmez. Sadece doğrulama süreci, sürecinin e, nasıl yürütüldüğüne dair şeffaf ve tutarlı olunursa e, toplanan verilerin ne derecede güvenilebileceğine dair verinin son kullanıcısına bilgi verilmiş olur. E, i̇lk elden tanıklıkların e, toplandığı görüşmeler e, birinci kaynaklar olsa da her zaman en güvenilir kaynaklar değillerdir. Örneğin özellikle de e, eski tarihli ihlallerle ilgili bir belgeleme çalışması yapılıyorsa, görüşme yapılan kişiler tarih, yer ismi, e, kişi isimleri gibi olgusal bilgileri hatırlayamayabilirler bu türden bilgiler eh, ihlalin gerçekleştiği dönemde yapılan eh, rapor varsa raporlamalar ya da medya taramaları üzerinden tamamlanabilir. Her durumda eh, olabildiğince farklı ve bağımsız kaynaktan eh, birbirini tamamlayan bilgi toplamak eh, hem elimizdeki veriden bütünlüklü bir eh, anlatı oluşturabilmeye, eh, daha hatasız bir eh, veriye ulaşmaya hem de eh, tekil verileri daha iyi bir şekilde de değerlendirmeye yardımcı olur. E, farklı kaynaklı kaynaklardaki bilgilerde çelişkiler olduğunda e, ne yapılacağına dair e, kural ve prosedürler belirlenebilir. Böyle durumlarda, e, örneğin bir seçenek, e, bazı kaynaklara öncelik vermek olabilir. E, bazı kaynakların e, daha güvenilir olduğuna karar verilebilir. Güvenilirlik kriterinin ne olduğunu belirlemek ve belirtmek oldukça önemli. Aksi durumda e, öznel değerlendirmeler ortaya çıkabilir. Ve bu da aynı çalışmada yer alan e, farklı kişilerin değerlendirmeleri arasında bir tutarsızlık yaratır. Ya da daha güvenilir bulunduğu için değil, belgeleme çalışmamızın e, hedeflerine daha uygun olduğu için bazı belgeleri önceleme kararı verebiliriz. Yine örneğin, belgeleme çalışmamızın temel hedeflerinden biri cezasızlıkla mücadele etmekse ve bu çalışmayı Türkiye gibi zaman aşımı uygulamasının ağır insan hakları ihlallerinde cezasızlık sorunu yarattığı bir yerde yapıyorsak ihlal tarihiyle ilgili bilgide bilgiyi alırken hukuki verileri önceleme tercihini yapabiliriz. Zira tüm hukuki süreç e, bu belgelerde belirlenen ve belirtilen tarihler üzerinden işleyecektir e, bu, bu önceliği neden verdiğimiz ve nasıl gerekçelendirdiğimiz konusunda açık olmak e, bu karar almak için yeterli birbiriyle çelişen bilgiler olduğunda kullanılan e, veri programında bu çelişen bilgiler e, veri kaynaklarıyla belirtilebilir Örneğin e, isim bilgisi e, görüşmede farklı bir şekilde verilmiş e, hukuki belgede farklı bir şekilde geçiyor olabilir ve gerçek ismi doğrulamaya imk doğrulama imkanımız yoksa bu iki farklı isim e, kullanılan veri programında kaynaklarıyla belirtilerek e, ayrı ayrı girilebilir. yine bilinmiyor te teyit edilmemiş ya da doğrulanmamış gibi kategoriler yaratılabilir. E, bu belli bilgilerin doğrulanması için, yeni verilere ihtiyaç olduğu e, bilgisini, e, verilerin son kullanıcısına vermek anlamını taşır. Son olarak da kaynaklara geri dönülerek e, bilgiler çelişkili bilgiler tekrar sorulabilir. Tabii bu çok e, çok kolay ve e, uygulanabilir bir yöntem değil. E, belgeleme çalışması çoğu durumda hak örgütleri tarafından kısıtlı kaynaklarla ve kısıtlı zamanlarda yapılabiliyor. Ya da bazen çatışmalı durum devam ederken bu belgeleme faaliyetleri e, yapılıyor. Böyle durumlarda e, kaynaklara geri dönüp bilgini teyit etmek her zaman çok mümkün değil. Ama yine de bunun da bir seçenek olduğunu tekrar vurgulamak isterim. Tekrar vurgulamak gerekirse, tüm bu kararlar ve gerekçeleri konusunda şeffaf olmak ve bu kararları tutarlı bir şekilde uygulamak her türlü kararın meşruiyetini sağlaması açısından gerekli ve yeterli sayılabilir.